arkadaşlar ve kardeşler. Ne yapıp durursunuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Söke Güllübahçe tarafındayız. Lan dur şapkayı çıkaram da öyle kıvırcık. Kıvırcık saçtan belli olsun. Çıtır, çıtır kafam belli olsun. Evet, şu an pamuk toplamaya geldik. Söke Güllübahçe mevkiini arkamda görmüş oldunuz. John Deere 9970 modeliyle toplama yapıyoruz şu an. Tarla kendi kuzenime ait. Yaklaşık 7 dönüm bir tarla. Aslında erken toplama yapıyoruz şu an. Ve makinemizde dörtlü, yani 4 sıra birden götürüyor. Yaklaşık 2 ton falan bir verimlilik bekliyoruz buradan. Bakalım, yani 40 randıman falan çıkarsa kuzen için güzel olur, güzel paralar kazanır diye düşünüyoruz. Şimdi birazdan tabi pamuk toplama makinesinin içine de gireceğiz. Size oradan da görüntüler vereceğim. Hem kabin içi olsun. Gerçi bunların kabini küçük ama oradan da görüntüler alacaksınız. Şimdi nasıl topladığını göstermek istiyorum size. Gürültülü çalışıyor makine. Ama tabii bizim için iş olsun yeter. Arkamda görmüş olduğunuz yerde, makinenin arka tarafında da yine kuzenin damı var. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyor. Büyük bay, büyük baş, hepsi büyük bay dedi. Yok, büyük bayan. Büyük baş hayvancılık da yapıyor kendisi. Birazdan kendisiyle de konuşacağız. Hatta benim eniştelerim falan da var orada, görmüşsünüzdür. Şöyle arkaya çevireyim. Nereden baksanız 10 kişiyiz. Aslında toplamaya başlamadan önce konuştuğumuz en önemli konulardan biri. Dedim ki kuzene, ya gülüm dedim, 10 kişi gelmişiz madem dedim, neden o zaman makineyi toplatıyoruz? Hepimiz 100 kilo toplasak zaten 1100 kilo yapıyor. Ne kaldı yani? 1,5 günde bitireceğimiz iş. Ama tabii önceden anlaştığı için mecbur makineyle toplama yapıyoruz şu an. Bakalım bugün içinde biter. Hadi ilerleyen günlerde drone çekimleri de olacak. Onları da göstereceğiz hep size. Size şeyi göstereyim. Biraz yeşillenme olmuş. Hala tomurcuklanma var pamukta. Hala açmayan tomurcuklar var. Aslında açtırma ilacımız atılmıştı. Şimdi ilaç isimlerini falan hepsini vermeyeceğim tabii ki. Çünkü bilmeyen arkadaşlar sıkılabilir. Çok fazla teknik bilgide. Daha böyle yüzeysel anlatmaya çalışacağım. Herkesin anlayabileceği bir dilde. Tabii videoya altyazı da ekleyeceğim birçok dilde. Kendi kanalımda paylaşacak olduğum için. Dediğim gibi 7 dönüm yer yaklaşık olarak, yani en az 2 ton pamuk bekliyoruz buradan. Yani dönüme vuracak olursak 280-290 kilogram arası bir şey yapıyor ama erken toplanan bir pamuk. Bakalım, göreceğiz. Yani şaşırtabilir. Tabi bu sene kuraklık olduğu için burası çok fazla sulanmadı. Tek suda, hatta pardon, iki su yapabildi sadece güzel. Kuraklıklar çok kötü etkiliyor. Sadece çiftçimiz değil, herkesi etkileyecek aslında bu saatten sonra. Evet, biraz teknik bilgiler için bizimkilerin yanına geçelim. Yanımızda Sayın Mehmet Palabıyık var. Tabi enişte hiç resmi anlatmıyor bana da, değil mi? Sayın Palabıyık, Sayın Aygün falan. Direkt eniştem kendisi. O birkaç teknik bilgiler için, yani onun engin bilgisine rica edeceğiz aslında. Ben ufak tefek anlatmıştım ama yine de
soralım. İşte mesela pamukta randıman nedir? Randıman 1 kilo pamuk çekilir. Çekirdekli haliyle. Sonra çöplüğünden geçer. Çöplüğünden çıktıktan sonra çekirdekli halinden sonra mağlup diyoruz. Atıyorum 400 gram geldi. 40 randımandır. Geri kalan çekirdektir. Yani 600 gramı çekirdektir. Yani pamuğun çekirdeksiz halinin gramajına 1 kilo usulünde birim kiloda çekirdeksiz haline biz randıman diyoruz. 40 randıman, 43 randıman. Tabii ne kadar yüksek olursa atıyorum 50 randıman falan o kadar iyi. Evet. Bir de az önce makine durdu, onu size gösteremedik. Çünkü daha yeşillenme var, yani yapraklar yeşil. Yaprakların yeşil olması neden makineyi durduruyor? Tıkanma yapıyor. Bu toplayıcılar iyi diyoruz. Bunlar toplayıcılar doğrudan geçtikten sonra, seyirciden geçtikten sonra borunun içine dönüyor. Kan yardımıyla sepete gidiyor. Bu pamuk kırmızı olunca veya yapraklı olunca bu borudan geçmeler zorlaşıyor. Zorlaşınca ister istemez tıkanmalar oluyor. Bu yıl kuraklık olduğu için pamuklarda tekrar kırılganma oldu. Attığımız defolyant ilacı defolyant ilacı tam çalışmadı. Çalışmadığı için tekrar böyle bir yeşillenme oluyor. Yeşillenme oluyor. Makineyi tutuyor tabii. Evet, arkada da zaten bu taraf mesela oraya doğru da çevirdim. Yani yapraklar hep yeşil olduğunu görebilirsiniz. Makine size doğru mu geldi? Sıra başlarına alıyor. Yastık dediğimiz. Yastık koşu dediğimiz yerler oluyor. Ondan sonra tabii makine ilk önce tarlanın etrafını açıyor. Aslında neden etrafı açıyor onu da söyleyelim. Ekim onun için öyle olduğu için yastık taşı yapıyoruz. Traktörün dönmesi için, makine dönmesi için. İlk önce oraları, makine içeri döver gibi değil. İlle sıraya oturması lazım. Sıra olduğu için bütün sıralara aynı ekiliş istikametinde ekmesi lazım. Ekiliş istikametinde toplaması lazım, pardon. Onun için etrafını açmak zorunda gidiyor. Etrafını açtıktan sonra zaten iş kolaylaşıyor. Sürekli dönüp topluyorsun. Hatta onu da gösterelim. Yastık başındadır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Sıra şu an düz. Hatta yön olarak doğu batı istikametinde. Ama şu an bizim içinde bulunduğumuz yer kuzey güney istikametinde. Yani normal tarlanın sırasına tam 90 derece dik istikamette. Bu olan yere yastık başı deniyor. Yanlış söylemedim herhalde. Evet, değil mi? Aynen. Bu olan yere yastık başı deniyor. Tabii herhalde o kilojunu artırmamış. Evet, çok diken var işte ya. Dikenin kolay kolay ilacı yok. Şimdi bu ürünü kaldırdıktan sonra randa batacak, kurulacak. Diğer topalak olsun, çayır olsun, çakal üzümü olsun, bu ilaçları pamukla birlikte ilaçları var. Ama dikenin yok. Diken gibi bazı birkaç tane daha otun ilacı yok. Yani pamuk küçükken, fideyken bunların ilaçlaması yapılıyor. Ama dikenin şu anda daha ilacı yok. Dikenin tozunu artık böyle toplayınca ilaç atmak. Başka bir tanesi yok. Yani, ya da zamanında çapa yaptıracaksın ama kökten alınmadığı için kökü değişik olduğu için dikenin odunsu bitki olduğu için tekrar filizleme yapıyor. Öldüremiyoruz. Yok edemiyoruz yani. En kolay sözünü yabancı ot ilacı ilaçlara atacak şimdi. Duracak. Seneye temiz bir tarla olacak. İnşallah diyelim. Hatta seneye daha yüksek verimler alırız diyelim bu tarla için. Yani kendi kuzenimin tarlası için. Evet, şimdi makine üstünlerle çekimler yapacağız. Onları da izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, şu an yoğunlar 9970'in üzerindeyiz. Çok gürültülü çalışan bir makine. Az önce içeriden de çekmiştim. Şimdi operatör abimiz biraz utangaç olduğu için konuşmak istemedi. Onun yerine ben vereyim birkaç teknikleri. Bu John Deere modelleri. Özellikle 9970. Daha manuel bir model olduğu için, yani case'li kıyasla. Abiye sorduğumda direkt şey demişler. Sizin buraların tabiri. Abi bu kara düzen dedi. Kara düzen nedir? Yani manuel, otomatik değil. Tabi yani buradakiler için hoş bir tabir. Şimdi ön kameradan da çekeceğim size.
Evet, son sözümüz neydi Kanan? Abone olmayı unutmayın. Ve videoda like atın. Hatta yorum yaparsanız da yorumlarda süper muhabbet olur. Ederiz. Konuşuruz değil mi? Süper olur. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Sen de görüşürüz de Kenan, çıkalım. Görüşürüz.